Merhaba sevgili öğrenciler. Cümlede anlatımın ikinci bölümüyle devam edelim. Tanım cümlesi. Nokta nokta nedir? Sorusuna cevap veren cümle tanım cümlesidir. Bir şeyin ne olup olmadığını arayan cümlelerdir. Örneğimize dikkat edelim. Sözcük dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Evet, soruyu yöneltiyorum. Sözcük nedir? Nedir sorusunun cevabı? Dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Dikkat edecek olursanız tanım cümlelerinin sonu genellikle dır, dir, dur, dür, tır, tir, tur, tür ekiyle biter. Sorumuzun da sonunda dir eki var, tanımın da sonunda dır eki var. Bir diğer cümlemiz ise eleştiri, diğer ismiyle tenkit cümlesi. Bir sanat eserini veya kişiyi olumlu ya da olumsuz yönde değerlendiren cümledir. Hep biz olumsuz yönde değerlendirme olarak düşünürüz eleştiri cümlesini. Ancak eleştiri olumsuz yönde yapıldığı gibi olumlu yönde de yapılmaktadır. Örneklere dikkat edelim. Bu son filmde onun hayatı her yönüyle gözler önüne serilmiş. Evet, her yönüyle gözler önüne serilmiş olması olumlu yönde bir eleştiridir. Bir diğer örneğimize dikkat edelim. Yeni eserlerinde ilk romanlarındaki akıcılığı göremiyoruz. Akıcılığı göremiyoruz ifadesi olumsuz yönde bir eleştiri yapıldığını göstermektedir. Sekizinci cümlemiz üslup cümlesi. Üslup nedir? Dil ve anlatımdır. Sanatçının dili, kullanım şekli ve anlatım tarzıdır. Üslup cümlelerinde sorumuz nasıl anlatıyordur? Nasıl anlatıyor sorusunun cevabını veren cümle üslup cümlesidir. Örneğe dikkat edelim. Eserlerinde oldukça sade bir dil ve devrik cümleler kullanmış. Soruyu yöneltiyorum. Eserlerini nasıl anlatmış ya da nasıl anlatıyor? Evet, sorunun cevabı eserlerinde oldukça sade bir dil ve devrik cümleler kullanmış. İçerik cümlesi ise yazıda neyin anlatıldığını belirtir. Neyi anlatıyor sorusunun cevabını verir. İçerik biçim olarak da geçer. Örneğe dikkat edelim. Eserlerinde Çukurova'nın ezilen insanlarını anlatıyor. Soruyu yöneltiyorum. Eserlerinde neyi anlatıyor? Çukurova'nın ezilen insanlarını anlatıyor. Bu da bize içeriği vermiş oldu. İçeriği öğrenciler, konu, üslubu ise dil ve anlatım olarak bileceksiniz. Evet. Onuncu cümlemiz ise varsayım, diğer ismiyle hipotez cümlesi. Olmamış bir şeyi bir an için olmuş kabul etmeye varsayım eşittir hipotez cümlesi diyoruz. Örnek cümlelere dikkat edelim. Tut ki karnım acıktı. Yani bir an için karnımız acıkmamış olsa dahi acıktığını düşünelim diyoruz. Tut ki bizim ipucumuz. Bir diğer cümlemiz, diyelim ki bu olay gerçek değil. Bu cümlede ise ipucumuz diyelim ki. Tut ki, diyelim ki ipuçları olmamış bir şeyi bir an için olmuş kabul etmekle ilgili olan varsayım hipotez cümlelerinin ipucudur. Bir diğer cümlemiz ise ön yargı yani peşin hüküm cümlesidir. Sizden ricam lütfen cümlelerin eş anlamlı ifadelerini de ezbere bilmenizdir.
Neden? Çünkü soru köküm ön yargı cümlesi olarak da gelebilir, peşin hüküm cümlesi olarak da gelebilir. Peki tanımı nedir? Önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz tepkilerdir. Örneğe dikkat edelim. Bu çocuk adam olmaz. Olumsuz bir tepki içermektedir. İkinci cümle, o yine derse geç kalacak. Bu da yine olumsuz bir tepkidir. Evet, bir diğer cümlemiz ise tahmin eşittir sezgi cümlesi. Bir olayın olmadan önce olacağını hissetmedir. Hissetme sezgilerle ilgilidir. Sezgi de bizi tahmine götürecek. Örneğe dikkat edelim. Ben bunun böyle olacağını çok önceden anlamıştım. Önceden anlamak hissetmeyle ilgili. Hissetme bizi sezgiye götürdü. Sezgi de yine tahmin ifadesiyle eş anlamlı oluyor. Bir diğer cümle çeşidimiz olasılık ihtimal cümlesi. Bir durum ya da olayın sonucunun ne olabileceğidir. Örneğe dikkat edelim. Geç kaldık. Sanırım gitmiştir. Sanırım ifadesi olasılık ihtimal cümlesinin ipucudur. Bunun dışında galiba ebilmek de bizim olasılık ihtimal cümlelerindeki ipuçlarımızdır. Evet, sitem cümlesiyle yakınma cümlesine sıra geldi. Bu iki cümle çeşidini yan yana vermemin nedeni öğrenciler tarafından sıkça karıştırılmış olmasından kaynaklıdır. Sitem cümlesi, güvendiğimiz bir kişinin yapmış olduğu beklenmedik davranışları ifade eder. Sitem cümlelerinde kırgınlık söz konusudur. Yakınma cümlesine dikkat edelim. Güvenmediğimiz, sevmediğimiz kişilere yapılan şikayeti belirtir. Yakınma cümlelerinde de kızma duygusu vardır. Örnekleri karşılaştırarak inceleyelim. Bayramda buralara kadar gelip yanıma uğramadın. Dikkat edecek olursanız bayramda buralara kadar gelip de yanıma uğramayan kişi benim sevdiğim bir kişidir ve bu beklentime karşılık verilmemiştir. Bunun neticesinde de bir kırgınlığım söz konusudur. İkinci cümlemize dikkat edelim. Aldığın kitabı zamanında getirmeyi bir türlü öğrenemedin. Burada ise bir kızma duygusu hakimdir. Kızma duygusunun olduğu yerde de şikayet etme, yakınma cümlesini görmekteyiz. Bir diğer cümlemiz ise pişmanlık cümlesi ile hayıflanma cümlesi. Bu iki cümle çeşidi de sıkça karşımıza geldiğinde öğrenciler tarafından karıştırıldığını gözlemlemekteyim. Yapılan bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzüntü duymaya biz pişmanlık cümlesi diyoruz. Dikkat edin, burada iş ya da davranış olumsuz yönde gerçekleşmiş. Hayıflanmada ise insanın kaçırdığı fırsatlarla ilgili duyduğu üzüntü söz konusu. Pişmanlıkta bir iş ya da davranış olumsuz olarak neticeye sonuca eriyor ve bundan üzüntü duyma söz konusu. Hayıflanmada ise kişinin kaçırdığı fırsatlar neticesinde duyduğu üzüntü söz konusu. Örneklere bakalım. Pişmanlık cümlesi için buzlu yolda arabayı o kadar hızlı kullanmamalıydım. Araba buzlu yolda hızlı bir şekilde kullanılmış ve bu durumdan ötürü üzüntü duyma söz konusu. Bu bizim için pişmanlık cümlesi. Hayıflanma cümlesiyle ilgili örneğimiz, ah, gençken gezip eğlenmek varmış,
Yani gençlik elden kaçmış. Bu fırsat kaçırılmış. Bu fırsat kaçırıldığı için de üzüntü duyulmuş. Gezip eğlenmek zamanında yapılabilinirmiş diye bir üzüntü söz konusu. Evet, son iki konumuzda azımsamayla küçümseme. Azımsama cümlesi bir kişiyi ya da bir varlığı nicelik bakımından umulduğu kadar olmadığını, umulandan daha az olduğunu dile getirmektir. Bu tanımda dikkatinizi niceliğe çekmek istiyorum. Nicelik nedir diye soracak olursanız, nicelik ne kadar sorusuna cevap veren, sayılabilir, ölçülebilir değerler için kullanılır. Bu ay işçilere dağıtılan ikramiye, işçilerin bütçesini düzeltmeye yetmedi. Bütçe parayla ilgili mi? Evet. Para sayılabilir mi? Evet. Ne kadar sorusuna cevap verir mi? Evet. Burada bütçenin yeterli olmadığı dile getirilmiş. O halde bu cümle azımsama cümlesidir. Küçümseme cümlesine dikkat edelim. Bir kişiyi ya da bir kavramı nitelik bakımından yetersiz bulmaktır. Bir tür aşağılamaktır. O halde hemen aklımıza nitelik nedir diye bir soru geliyor mu? Nitelik sayılamayan, ölçülemeyen özellikler için kullanılır. Sorusu nasıldır? Bütün soruları çözebilir dediğiniz öğrenci bu muydu? Evet, öğrenciyi nitelik bakımından yeterli bulmuyorum. Bir tür aşağılıyorum, küçümsüyorum. Bu da küçümseme cümlesine örnektir. Sevgili öğrenciler, bugünlük konu anlatımım sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.